Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Küçük alametlerin en büyüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber gönderilmesi ve vefat etmesi. Ve küçük alamet diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği ikinci kardeşler yoğun fitne dönemidir. Fitne demek, Müslümanın ne yapacağını bilemeyeceği olaylarla karşılaşması demektir. Hoca hocayla savaşır. Baba oğluyla kavga eder. Kimsenin sözüne güvenilmez. Sakallısı yalan konuşuyor. Sakalsızı doğru konuşur. Çıplak kadından görmediğin ahlaksızlığı örtülü kadından görürsün. Ne yapacağını bilemez Müslüman. Buna fitne denir. Müslümanın imanı ve kişiliği sallantıda durur. Ateş koru taşıyor gibi imanını taşıyacak insanlar. Akşam evine Müslüman olarak giren insan sabahleyin kafir olarak çıkacak. Sabahleyin evinden Müslüman çıkacak, akşam kafir olarak dönecek buyuruyor. Açıyorsun televizyonu, bir program dinleyelim diyorsun. Bakıyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediyor adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına hakaret eden birisine bu da doğru söylüyor diyorsun. Doğru dediğin adamla berabersin sen. Mesela insanların arasında güven kaybı kıyamet alametidir buyuruyor. Hatta buyuruyor ki hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diyecekler ki filan kasabada bir adam var, verdiği sözde dururmuş ya. Müze gibi adam ziyarete gidilecekmiş. Yani sözünde duran adam. Mesela küçük alametlerden biri ölümün çoğalmasıdır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cinayetlerin çoğalması o kadar buyuruyor ki katil yakalanacak. Niye öldürdün bu adamı diyecek. Ne bileyim işte öldürdüm diyecek. Emanet, güven kaybolduğu zaman kıyamet yakındır buyurmuş. Peki bu güven nasıl kaybolur ya Resulallah demişler. Buyurmuş ki iş ehil olmayana verilince tamam. 15 yaşında çocuğa direksiyonu verip otobana çıkarıyorsan sen kıyamet alametisin. Ehli olmayana hangi işi verdiysen o kıyamet alametidir. Zamanında çarık bulup giyemeyenler apartmanlar yapacaklar buyuruyor. Köylerde oturan insanların şehirlerde apartman kurmasından söz ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haram değil apartman yapmak ama bu kıyamet alameti. Bir başka kıyamet alameti. Ticaret çok yayılacak buyuruyor. Hatta o kadar ki insanlar işini yetiştiremediği için eve getirecek işlerini hanımlarına gördürecekler. Bu derece ticaret yayılacak. Bir başka şahitlik meslek haline gelecek buyuruyor. Bir başka alametten aleyhissalatü vesselam Efendimiz söz ediyor. Buyuruyor ki kıyametten önce müminler bile bu mal helal mıdır, haram mıdır tereddüt etmeyecekler. Eve gelsin, mutfağa gelsin düşünecekler sadece. Oldu mu, olmadı mı bilmiyorum. Ve çok enteresan kardeşler, aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, kıyamete yakın Müslümanlar camilerini süsleyecekler buyuruyor. Sabah namazına gitmek yok, cami gelin gibi süslenmiş ama. Nakışlar, camlar, boyalar. Öbür taraftan fıkıh kitaplarında, caminin duvarına kireçten başka boya sürmek caiz değildir diye yazıyor. Zaman daralacak, iş azalacak, cimrilik artacak buyuruyor. Her türlü teknolojik aletin var. Gaza basıyorsun, zıplıyorsun, öbür semtte oluyorsun. Kimsenin kimseyi görmeye vakti yok. Bir başka kardeşler, çok enteresan alametlerden biri, çarşıların yan yana kurulmasıdır diyor aleyhissalatü vesselam. Ben hala anlamış değilim, şu İstanbul'da insan sayısı kadar market var herhalde. Ev sayısı kadar da alışveriş merkezi. Kim kimden ne alır anlamıyorum. Kardeşler, Buhari, Müslim'in ve Nesai'nin rivayet ettiği çok enteresan bir hadis-i şerif daha var. Buyuruyor ki benim ümmetimin en iyisi benimle beraber yaşayanlardır buyuruyor. El hak doğru. Allah sahabe-i kiramdan razı olsun. Ondan sonra gelen nesil, yani ondan sonraki iyi nesil. Ondan sonraki nesil iyidir. Sonraları çağrılmadığı halde şahitlik yapmaya gidenler türüyecek diyor. Sonraları da göbekli insanlar çıkacak ümmetimden. Bu da kıyamet alameti.
Bir insanın göbeği çenesinden ilerideyse o kıyamet alametidir. Kadın erkek için geçerli. Hayır, alamet değil. Kıyamet alameti. Nasıl içimizde, damarlarımızda kıyamet alameti yürüyor, onu konuşuyoruz. Daha okula gitmemiş çocuklar, yani küçük arabalara sığmayacak hale geldiler. Bu bir sorun. Bu bir kıyamet alameti. Bize doktorların zayıfla demesi gerekmiyordu. Kıyamet alameti olmamak için, alametin bizim üzerimizde tecelli etmemesi için bizim kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyordu. Hadise iman eden, ayete iman eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine mürebbi olarak gören Müslümanlar olduğumuz için elhamdülillah. Bir başka hadisi şerif kıyamet alameti, giyinmiş çıplaklar türüyecek buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Giyinmiş çıplak ne demek kardeşler? Çıplak olsa bir delikanlının bakmayacağı şekilde giyinmiş Müslüman kadın demek. Tesettürü cazibe için kullanıyor. Kıyamet alameti. Kılık kıyafeti, tesettür. Bu ne biçim tesettür? Vücudunun en ince ayrıntılarını teşhir etmiş. Kıyamet alameti. Kâsiyâtun âriyât. Allah'a yemin ederim ki kokusu bile 500 kilometreden duyulan cenneti koklanamayacaklar bu kadınlar buyuruyor. Girmek falan yok. Başörtüsü mücadelesi yapmışsın sen, tesettürlü, yok bu hikaye. Cennete koklanman bile mümkün değil. Sen rezil ettin İslam'ı çünkü. Tesettür diye giydiğin kıyafet züppelerin dikkatini çekti. Evlenince de eşine çulla çıktın ama. Kâsiyâtun âriyât. Kıyamet alametlerinden. Kardeşler, meselenin özeti şudur. Bu fani alem bir gün gidecek. Ama ne zaman gideceğini sadece Allah bilir. Bir mümin olarak biz yarın kopacakmış gibi hazır olmak zorundayız. Hiç kopmayacakmış gibi de vakıflar kurup, kitaplar yazıp, çalışmalar yapıp, evlenip, çoluk çocuk sahibi olacağız. 80 yaşından sonra 100 sene daha yaşamaya hazır olsun dedelerimiz. Ama yeter ki bu akşamı bulmam, ben Rabbim için hazırlanayım da desin. İkisi arasındaki denge bizim imanımızdır. Elhamdülillah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin.